Söz sırası İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'a aittir. Buyurun Sayın Doğan. Evet, değerli milletvekilleri, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi hakkında partim Halktan Demokratik Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, insanlığın ulaştığı bilinç ve yaşam düzeyi anlamında kimsenin yaşam hakkı elinden alınamaz. Cinsiyeti, cinsel yönelimi, kimliği, dini veya dili yüzünden kimse dışlanamaz, ezilemez. Aleviler, Hristiyanlar, Asuriler, Süryaniler, Museviler, Ezidiler gibi ezilen ve dışlanan tüm inanç ve kültür grupları üzerindeki baskıların kaldırılması için mücadele etmek de insani bir duruş ve gerekliliktir. Zorunlu din dersinin kaldırılması, Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerinin kabulü, cemevlerinin ibadet yerleri olarak kabul edilmesi, ayrımcılığa maruz kalan inançların ibadet yerlerine eşit muamele edilmesi, yaşanan tüm kimlik sorunlarının eşit haklar temelinde çözülmesi artık kaçınılmaz bir görev olarak karşımızda durmaktadır. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, inanan ve inanmayan tüm kimliklerin kendilerini özgürce ifade etmelerinin olanaklarının yaratılması, eşitlik ve özgürlük kapsamlı bir laik ülkenin de demokratikleşme sürecine girmesini sağlayacaktır. Değerli milletvekilleri, bu tutum aynı zamanda Sünni Müslümanların da inançlarının devlet tekelinden kurtarılması, özgürleşmesi ve kendi inançlarını istedikleri gibi yaşamalar için mücadele anlamına gelmektedir. Açıkçası özgürlükçü laiklik anlayışının egemen olması temel bir ihtiyaçtır artık. Aslında farklı din ve inanca sahip olan ya da herhangi bir dinin inancı olmayan yurttaşların inanç ve vicdan özgürlüğünü eşit yurttaşlık temelinde anayasal güvenceye kavuşturması gerekmektedir. Zorunlu din dersleri uygulamasına son verilerek her bir öğrencinin kendi inancı doğrusunda seçmenin olarak ders ve eğitim alma hakkı yasal güvence altına alınmalıdır. Sivil din eğitimi tümüyle serbest olmalı. Diyanet İşleri Başkanlığı mevcut yapısı yalnızca koordinasyon yapacak kurum statüsüne dönüştürülmelidir. Günümüz ihtiyacı göstermiştir ki değerli milletvekilleri, devlet din ve inanç alanında elini çekmesi, din ve inanç işleri topluma, inanç sahiplerine bırakılması artık zorunlu bir durumdur. İnanç topluluklarının örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılmalı, kendi inançlarını istedikleri gibi yaşayabilecekleri koşulların hukuk zemini yaratılmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan bütçe her sene bir öncekiyle kıyasla çok ciddi artışlarla da önemli boyutlara ulaşmış durumdadır. Şimdi değerli milletvekilleri, Alevi yurttaşların ve Müslüman olmayan inançlardan insanlarımızın vergisiyle Diyanet bütçesi oluşturuyorsunuz. Bunu biz kabul edemeyiz. Bu doğru ve ahlaki bir durum da değildir. Kurumun literatüründe de böyle bir şey söz konusu. Yayın organlarına bakarsanız Müslüm ve gayrimüslim kelimeleri kullanmaktadır. Aslında bu da ötekileştirici bir anlayıştır. Bundan da kurumun derhal uzaklaşması gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aralarında kültür, turizm, ekonomi, kalkınma, gümrük ve ticaret ve şehircilik, dışişleri, bilim, sanayi ve teknoloji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlıklarının bulunduğu 9 bakanlığın tekil bütçelerinden ve kalkınma artı dışişleri artı Avrupa Bakanlığı ve artı çevre ve şehircilik bakanlıklarının bütçelerinin toplamından fazla bir bütçeye sahiptir arkadaşlar. Çok ciddi bir bütçeyle karşı karşıyayız. Kurum bünyesinde istihdam edilen personelin sayısal dağılımı merkezi bütçenin AKP'nin topluma dayattığı tekçi mezhepçi din anlayışını da maalesef ortaya koymasına neden olmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaklaşık 120 bin personel istihdamından kaynaklı her yıl artan bir bütçeye sahiptir. Ayrıca bütçenin %93,35'i personel giderleri ve sosyal güvenlik giderleri olarak ve mal ve hizmet alımını geriye kalan da transferler ve sermaye giderleri olarak da yerini almıştır. Değerli milletvekilleri, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı da yine bu yıl için ek ödenek taleminde bulunduğunda biliyorsunuz. 2016 kesin hesabına göre 2016 yılı için Diyanet'e ayrılan bütçeden fazla olarak da 89 milyonu aşkın ödenek gideri olduğu görülmektedir. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 yılı için 1.3 milyar liralık ek ödenek taleminde bulunduğu da basında yansımıştır ve siz de okudunuz. Din-devlet ilişkileri, değerli milletvekilleri, tarihin ilk dönemlerinden beri en fazla tartışılan, iktidarları belirleyen, toplumlarda büyük çalkantılar meydana getiren
olayların başında yer almaktadır. Tarih boyunca en büyük tartışma ve dinlerin felaketi dinin, devletin ve statikonun iktidar güçlerinin evine girmesiyle olmuştur. İnanç ve siyasal iktidar ilişkisinin yarattığı bilinen büyük felaketler inanç dünyasının en çok kabul gören dinlerinde de karşımıza çıkmaktadır. Musevilikten Hristiyanlığa ve Müslümanlığa değin siyasal iktidar kendi çıkarlarına hizmet eden bir yapı oluşturma isteğinden geri durmamıştır. Dinin devlet elinden, esasında siyasal iktidar elinden kurtarılmalı, Diyanet İşleri Başkanlığı özel bir kurumlaşma seçeneği de dahil olmak üzere birçok model altında yeniden düşünülmeli ve acilen iktidarların politikalarından etkilenmeyecek bir statüye kavuşması gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan bütçe her yıl düzenli olarak artırılmakta ve herkesten toplanan bu vergiler sadece tek bir mezhebin ihtiyaçları doğrusunda kullanılmaktadır. Bu ülkede yaşayan önemli sayıda Alevi yurttaşımız bulunmakta ve bu kişiler de vergileriyle Diyanet bütçesine katkıda zorunlu olarak bulunmaktadırlar. Bu durum kabul edilemez elbette ki. Ama söz konusu Alevi halkları olunca ne ibadet yerlerine saygı göstermekte ne de zorunlu din dersleri almak istememeleri dikkate alınmamaktadır. Uluslararası hukuk nezdinde kazanılan hiçbir kazanımın da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde karşılığı bulunmamaktadır. Ahim kararları yok sayılmaktadır. Değerli milletvekilleri, ülkemizde din devlet işlerinin birbirinden ayrılması gereken yerde devlet ve din birbirlerini kontrol eden bir yapı şekline bürünmüştür. Aslında karşımızda dinsel oligarşik bir kurum, anayasal kuruluş olmasına rağmen böyle bir kurumla da karşı karşıya olduğumuzu belirtmek isterim. Tarafsızlığını yitirmiş, siyasal erkin emrine girmiş, inancın manevi erdemini koruması ve sürdürmesi, kendi özgünlüğü içinde kalması artık bu kurumun mümkün değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle toplumu ilgilendiren sosyal olaylarda da zamanında açıklama yapıp tavır alması gerekirken iktidarların tutumuna göre tavır belirler hale gelmiştir. Bir örnekle devam etmek isterim değerli milletvekilleri. ABD Başkanı Kudüs'le ilgili verdiği karar inanç kurumları tarafından ağır bir şekilde eleştirilmiştir Amerika'da. Ama bizim ülkemizde verilen kararlarda Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda bir tavır alabilmekte midir? Hiç duydunuz mu bir açıklamasını? Alevilere yapılan yok sayma ve yönelimlere ilişkin ev işaretleme ve benzeri ötekileştirme çalışmalarına karşı Diyanet İşleri Başkanı'nın bir tepkisi, açıklaması olmuş mudur? Bu bir provokasyondur. Bu provokasyona gelmeyin. Barış içerisinde inançlar birbirinize saygılı olun diye bir açıklamasını duydunuz mu arkadaşlar? Özellikle Diyanet'in ölümler sonrası yapılan uygulamalara sessiz kalması bu kurumun ne durumda olduğuna da ayrıca bir işarettir. Bildiğiniz gibi ölümle her ne olursa olsun hüküm ortadan kalkmaktadır. Bir insan öldükten sonra onun insan onuruna yaraşır şekilde cenazesinin defni ve bir mezar taşına sahip olması ve ardından dini gereklerin yerine getirilmesi en tabii haktır ve bu özellikle de geride kalanlar için çok önemli vicdani bir meseledir. Bu daha çok ahlak meselesidir aslında ama biz geçen yıldan beri özellikle bu konuda bariz bir ayrımın yapıldığını açıkça gördük. İnsanların cenazelerinin sokaklarda teşhir edilmesinin cenazelere yönelik muamelenin kabul edilebilir hiçbir yönü olamaz. Kurumun bu konudaki tavrı ise kabul edilemez bir boyuttadır. Anayasanın 10. maddesine göre herkes din, ırk ayrımı gözetmeksizin kanunda eşittir ve hiçbir kişiye zümreye imtiyaz tanınamaz der. Devlet organları bütün işlemlerine eşit ilkesine göre hareket eder ama Diyanet İşleri Başkanlığı'na baktığımızda maalesef tek bir kesime dönük, tek bir inanca dönük ve hatta tek bir mezhebe dönük hizmet verdiği de tartışmasız bir gerçektir. Değerli milletvekilleri, Osmanlı döneminde baktığımızda aslında durum tam tersi. Bu kurumlar vakıflar ilişkisi çerçevesinde yerelde örgütlenen ve kendi içinde o dini örgütlenmeleri yapan kurumlardı. Şeyhüsamlık makamı da aslında bu hizmetleri bu şekilde sürdürüyordu. Her dini topluluk kendi cemaatleri çerçevesinde ve bu dini örgütlenmeleri yapar durumda ve mesela Ermeni Patrikhanesi'nde bu anlamda 2500 kiliseyi organize edebiliyordu. Din insanı yetiştiriyordu, vakıflar çerçevesinde yerelde kaynaklar aktarabiliyordu ve bu örgütlenmeyi yapabiliyordu. Değerli milletvekilleri, konuşmam aslında uzun bir konuşma hazırlamışım ama çok önemli bir konuya temas etmek istiyorum. Aslında bu konuda özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir koordinasyon kurumuna dönüştürülmesi, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın
Batı Trakya ziyaretinde, Bulgaristan'daki ziyaretinde demişti ki müftüleri seçimle elde edin. Bugün ben de öneriyorum, partimiz de öneriyor. Müftüler bence halk tarafından seçilmesi gerekiyor. Camiler özelleştirilsin. Cami dernekleri kendi bütçelerini kendileri oluştursunlar. Ve Diyanet'e de böyle bir bütçe kesinlikle tahsis edilmemesi gerekmektedir. Buradaki Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan tüm emekçilerin de haklarını korumamız gerekiyor. Ama bir Alevi olarak, bir Alevi yurttaşı olarak, bu ülkenin bir yurttaşı olarak da ben vergilerimi bu kuruma... Teşekkür ediyorum.